Bugün size ferah köftesi yapacağız. Bu da ince bulgurumuz. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Aynen öyle. Bir su bardağı ince bulgurla başlıyoruz. Sonra ferah köftesi yapıyoruz. İnce bulgur ve ve irmik kullanıyoruz. Evet. İrmik sonra yarım koymuş oldum. Şimdi ikisini karıştırıyoruz. Ben onu diziktim anne. Sonra da karıştıracağız. Bunları annem sıcak suyla yapacak. Ben de karıştırabilir miyim? Ben karıştırabilir miyim? Böyle yap, sal dakika. Şimdi öncelikle bir su bardağı kaynar ya kısmına bir ve yarım. Toplamda 1,5 su bardağı su eklemiş oluyoruz. Ama kaynar koymak istiyor musun? Bir teşekkür ederim. Çok sıcaktı arkadaşlar ama hiç ben yanmadım. Değil mi? Şimdi dinlenmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 25-30 dakika dinlendirdiğim nedir? Malzemelere şöyle un ekliyorum. Yarım ölçü, yarım fincan ya da yarım bardak. Bir tane yumurta. Şimdi biraz karabiber ekliyorum. Tuz 1,5 tatlı kaşığı sarımsak. Kimyon. Biber salçası. Hepsini iyice bir kavuracağım. Ay kavuracağım. Şimdi hepsini birlikte yoğurmaya başlıyorum. Nurgül de yaptı bu fellah köftesini. Bu arada Nurgül'ün kanalını da mutlaka ziyaret edin. Şimdi hepsini iyice yoğuracağım. Biraz daha büyük kap alabilirdik. İtiraf. Bu. Şimdi minik minik şöyle parçalar alıp yuvarlıyoruz. Bu arada kenarda da su ısıtıcıya su koydum. Yuvarlak yapıp parmağımın dur dokunuyorum. Tekrar gösteriyorum. Böyle böyle. Ay o kadar, o kadar yağlamıyorduk. Hayır. Şöyle yuvarlak. Peçete lazım bu. Bu işte fellah köftesi. Evet, sonra ortasını şöyle yapıyorsun. Parmağının ortası şöyle. Şöyle. Seninki çok bastırdın. Bir dahakine öyle değil. Hadi hemen bir tane daha hızlı yapıyoruz. Wow, çok büyük yaptın. Böyle olsun lütfen. Çok da küçük olmasın zaten. Tamam, o zaman biraz daha büyük bir hamur alayım. Hamur dedim ya, hamur. Çok güzel yapıyorsun. Ama direkt ben yapamadım. Kızım atmam gerek. Yapabildi bu sefer. Sen böyle yap, göster. Tamam. Nasıl istersen. Çünkü senin felah köften. İkimizin. Tamam. Ama babana değil çünkü o yaptı. Ha, sonra ortasını nasıl bastırıyorsun? Ah dur. İşte o kadar. Tam ortasına bastırıyoruz. Bunu aldım ama çok büyük değil bence bunu. Ben de bazılarını büyük alıyorum. Bak, bak, böyle ortasına.
Şimdi ocakta tencereye koyduk ve kaynamış suyu ilave ediyorum. İçine tuz ekliyorum. Bir, iki tatlı kaşığı. Şimdi köftecikleri yavaş yavaş içine koyuyorum. Köfteler burada kaynamaya başlıyor. Minik minik üst tarafa doğru çıktığında kaynamış demektir. Şimdi hemen bu yan tarafta da altını yakıyorum tavanın ve hemen şöyle. Ve 3 diş de sarımsak. Diş yeterli. 3 diş katacaktım ama yeterli geldi şu anda gözüme. Yeterli gelmedi. 1 diş daha ekliyorum. Zeytinyağı ocağa koydum. Salça koydum. Biber salçası kullanıyorum. Domates salçası da varsa onu da kullanın. Harika olur. Her iki karışım bence en iyileri. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey bence sarımsağın çok yanmaması gerekiyor. O bence dikkat edin. Şimdi şöyle nar ekşisi ekliyorum. Ve içine biraz şimdi su ekliyorum. Bir su bardağı kadar su ekliyorum. Ve yan tarafta kaynayan şöyle. Kaynayan minik köfteleri de bu sosun içine ilave ediyorum. Kenarda bir tane daha sarımsak varmış. Yazık değil mi bu sarımsağı? Nasıl kıyarız? Hemen bu minik sarımsağı da içine ekiyorum. Servis yaparken de üzerine bol maydanoz çok güzel olur. Şimdi servis zamanı. Bitti. Bitti.